model kavramı nedir? Onu inceleyelim. Modal verbs. Yani Türkçe karşılığıyla kip belirteçleri. Öne geldikleri fiile yetenek, tavsiye, olasılık, zorunluluk gibi anlamlar katar. İngilizcede bütün model verb'ler bu kadar değildir. Fakat biz konumuz dahilinde birkaç tanesini inceleyelim. Ken, yetenek bildirir. Kendisinden sonra gelen fiile ebilmek ekinin anlamını katar. I can swim. Swim yüzmek. Can swim yüze Should tavsiye bildirir. Kendisinden sonra gelen fiile Meli malı ekinin anlamını katacaktır. You should read more. Daha fazla oku malısın. Bakın tavsiye. Meli malı ekinin anlamını kattı cümleyi. Might olasılık bildirir. Kendisinden sonra gelen fiile ebilmek anlamının Atacaktır. fakat kendi de yetenek bildiriyorken ebilmek burada olasılık bildirecek. You might be wrong. Yanılıyor olabilirsin. Bakın, bir ihtimal, olasılık. Could. Rica bulunurken could'u kullanacağız. Could you open the door? Kapıyı açabilir misin? Aynı zamanda Ken'in geçmiş zamandaki modal hali olarak karşımıza çıkacak. Yani I can swim. Yüzebilirim. Şu anda yüzebilirim. I could swim dediğimiz zaman ben geçmişte yüzebiliyordum. Kenin geçmiş zaman hali olarak karşımıza da çıkacak. Must zorunluluk katacak cümleye. Melimalı ekinin anlamını katıyor. Fakat buradaki melimalı şuttaki melimalı değil. Şuttaki melimalı tavsiye bildiriyor. Buradaki melimalı ise yapmalısın, zorunluluk bildirecek. You must go. Gitmelisin. Evet şimdi bu modal verbleri geçmiş zamandaki halleriyle nasıl kullanıyoruz onu işleyelim. Öncelikle şuradan başlayalım. Her modal verbden sonra geçmiş zamandaki hallerini kullanabilmek için kendisinden sonra muhakkak hev yardımcı fiili gelecek. Hev'den sonra da fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. Düzensiz ise üçüncü hal, düzenli ise muhakkak fiilin sonuna ed takısı getireceğiz should have pitch. Bakalım bize cümlede hangi anlamı katacak? Geçmişe yönelik pişmanlık ve tavsiye bildirecekmiş. Hemen örneği inceleyelim. You should have studied more. You failed the exam. Daha fazla çalışman gerekirdi. Çalışmalıydın. Sınavdan başarısız oldun diyor. Failed the exam. Ama sen ne yaptın? Bakın çalışman gerekir. Geçmiş yönelik neyde bulunuyorum? Bir tavsiyede bulunuyorum. Ne yaptın? Çalışmadın. Netice olarak da. The party was such fun last night. You should have come. Geçen geceki parti o kadar eğlenceliydi ki. You should have come. Gelmeliydin. Ama geldin mi? Sonuç olarak hayır. Gelmedin. Bu da bir tavsiye bildirdi bakın. You shouldn't have been so rude to her. Ona karşı bu kadar kaba olmamalıydı. Olumsuz haliyle de kullanabiliyoruz. Hemen modal verbimizden sonra not etkini getirdik. Ama sen neydin? Bakın, kabaydın. Kaba olmamalıydın dedik. She shouldn't have bought that dress. It looks terrible. Bu elbiseyi satın almamalıydı. Sonuç olarak aldı mı? Evet, aldı berbat gözüküyor diye bir yorumda bulundum bakın. Must have verb 3. Yine geçmişe yönelik mantıksal çıkarımda bulunuyorum. Tahmin yürütüyorum. Örneği inceleyelim. Do you know duygus biologic great? Duygunun biyoloji notunu biliyor musun? I don't know. But she must have had the best score in the class. Bilmiyorum fakat sınıftaki en iyi notu almış olmalı. Bakın ne yapıyorum? Bir tahminde bulunuyorum. Muhtemelen Duygu sınıftaki biyolojisi en iyi olan öğrencidir. Güçlü bir tahminde bulunuyorum. En iyi notu almış olmalı diyerek. I called Esra yesterday morning. She didn't answer. She must have gone out. Dün sabah Esra'yı aradım. Cevap vermedi. Dışarı çıkmış olmalı. Tahminimce. Tabi burada cep telefonundan değil, ev telefonundan aradığını anlıyoruz. Değil mi? Dışarı çıkmış olmalı diyerek tahmin yürütüyorum. Mış olmalı. The roads are wet. It must have rained last night. Yollar ıslak. Wet. Geçen gece yağmur yağmış olmalı. Bakın yine bir çıkarımda bulunuyorum. Yolların ıslak olduğunu görüyorum. Gece yağmur yağmış olmalı olarak da tahmin yürütüyorum, çıkarımda bulunuyorum. Bütün cümleleri incelediğiniz zaman bakın must have verb cümleye hangi anlamı katmış? Mış olmalı, mış olmalı, mış olmalı. Must have verb 3'ü olumsuz cümlede kullanılması tercih edilmez. Could have verb 3. Geçmişe yönelik olasılık ihtimal bildirecek. Hemen örneği inceleyelim. I could have passed my driving test, but I didn't really try. Sürücü sınavını geçebilirdim ama çok da uğraşmadım. Bakın, could have passed. Geçebilirdim. Netice olarak geçmiş miyim? Hayır. Geçebilirdim. Yapabilirdim ama yapamadım. Diğer örneği inceleyelim. He could have been famous now, but he didn't want to. Şu an ünlü olabilirdi. Bakın olabilirdi. Ünlü mü şu an? Hayır. Ama istemedi diyor zaten. Böyle bir ihtimal vardı. Şu an ünlü olabilirdi. Böyle bir ihtimal vardı ama ünlü olmadı. Hemen diğer örnek. Diyalog. Cemil is late. Cemil gecikti diyorum. Diğeri de bir tahminde bulunacak. He could have missed the bus. Otobüsü kaçırmış olabilir. Bakın burada dikkat edeceğimiz bir nokta var. Burada anlamdan hareket ederek otobüsü kaçırabilirdi. Değil. Çünkü diğer cümlelerde hep öyle çevirdik. Geçebilirdim. Olabilirdi. Burada kaçırabilirdi. Değil. Belki otobüsü kaçırmıştır. Otobüsü kaçırmış olabilir. Mış olabilir anlamını katıyoruz. Nasıl ayırt edeceksiniz? Mış olabilir diye mi çevireceğiz? Kutu ev gördüğümüz zaman yoksa yapabilirdim, edebilirdim diye mi çevireceğiz? Tamamen cümlenin anlamına göre, gidişatına göre. Hangisi mantıklıysa o şekilde çevireceğiz. Diğer cümleyi de inceleyelim. I could have saved his life. Onun hayatını kurtarabilirdim. Kurtarabilmiş mi? Bakın. Ama kurtaramadım. Yapamadım. Kurtarabilirdim. Değil mi? Özetle geçmişte gerçekleşebilecek ama gerçekleşememiş eylemlerden bahsederken ve aynı zamanda ihtimallerden de bahsediyoruz. Aynı otobüsü kaçırma ihtimalindeki olduğu gibi. Böyle cümlelerde could have verb 3 kullanacağız. Can't, couldn't have verb 3. Şurada bir couldn't'ımız da var. Onu da görelim. Yakın geçmişteki olması muhtemel olmayan durumlar için kullanacağız. Can't ve couldn't birbirlerinin yerine kullanılabilir. Hiç kafanız karışmasın. İkisi de aynı anlamda. Hemen diyaloğu inceleyelim. I saw Hasan in town. Hasan'ı kasabada gördüm. Diğerin ne diyor? You can't have seen him. He's gone to America. Görmüş olamazsın. Böyle bir ihtimal yok diyor. Niye? Ve o Amerika'ya gitti. Bakın böyle bir ihtimal olamaz. Tamam mıdır? She can't have lifted that heavy desk all by herself. O ağır masayı tek başına kaldırmış olamaz. Mümkün değil diyor. Yok canım kaldıramamıştır. Bakın kaldırmış olamaz. Böyle bir ihtimal yok. Demek ki çok güçsüz ki böyle bir çıkarımda bulunuyor. He can't have got enough votes because almost nobody in this town likes him. Yeterli oy, yeterli oy almış olamaz. Can't have got. Almış olamaz. Çünkü bu şehirdeki neredeyse hiç kimse onu sevmiyor. Bakın bir çıkarımda bulunuyorum. Böyle bir şey mümkün değil diyorum. Bakın olamaz. Kesin alamamıştır diyorum. Sonra da sebebimi açıklayabilirim. Niye alamaz diyorum. E neredeyse hiç kimse onu sevmiyor ki. Nasıl yeterince oy almış olsun. Ondan dolayı yakın geçmişte olması muhtemel olmayan neredeyse gerçekleşmesi imkansız olaylardan bahsediyoruz. Brian can't have committed the crime as ya da because. Her ikisi de çünkü anlamında birbirinin yerine kullanılabilir. He was in another country at the moment of the murder. Bakın suçu, crime, Brian işlemiş olamaz. Şurası işlemiş olamaz demek. Çünkü cinayet sırasında başka bir şehirdeydi. Şimdi Brian suçu işlemiş olamaz diyorum. İmkansız. Bunu neye dayandırıyorum? E başka bir şehirdeydi. Anlaşıldı? Özetle, şu anda yakın geçmişle ilgili olması mümkün olmayan, gerçekleşmesi imkansız gözüken çıkarımlar yapıyoruz. Bu çıkarımları yaparken şartlarımızı because ya da as bağlaştırı ile sunabiliriz. It can't have verb 3 because deyip cümlemize devam edebiliriz. Böyle olmuş olamaz çünkü şundan şundan dolayı. Might ya da may, have verb 3. Might ve may birbirinin yerine kullanılabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Geçmiş yönelik ihtimalden bahsediyoruz. Peki başka hangi modal verb'ümüz geçmişe yönelik ihtimalden bahsediyordu? Evet, could. Bakın. Could da geçmişe yönelik ihtimalden bahsediyordu. Fakat might ya da may have verb 3 could'a göre daha zayıf bir ihtimal. Kutla kurduğumuz zaman cümleyi bir kanıta dayandırmaya çalışıyorduk, hatırlayın. Örneğin, yollar ıslak, gece yağmur yağmış olabilir. Çıkarımında bulunuyorduk, yolların ıslak olduğunu görerek. Bunda ise herhangi bir kanıta dayanmıyorum, sadece aralade tahminimi yürütüyorum. Örneği inceleyelim. He might ya da may have cheated. Bakın, hile yapmış olabilir. Bir ihtimal. Herhangi bir kanıta dayandırdım mı? Hayır, dayandırmadım. He might ya da may not have cheated. Hile yapmamış olabilir. Bakın bu da bir ihtimal. Yine bir kanıtım var mı? Hayır. Sadece bir tahmin. You might have warned me that he wasn't reliable. Onun güvenilir olmadığı konusunda beni uyarabilirdin. Ama ne yaptın? Uyarmadın. Burada yetenekten bahsediyor. Yukarıda ihtimaller. Bu cümlede ise bir ebilmek anlamı var. Uyarabilirdin ama uyarmadın. Aynı kutev verbüçtü olduğu gibi. Yine cümlenin anlamına göre çevirimizi yapacağız. Yani burada uyarmış olabilirsin değil, uyarabilirdin olarak cümleyi çeviriyoruz. Kafanız karışmasın. İhtimal ya da ebilmek anlamını katacak olan yetenek bildiriyor. Cümlenin anlamına göre çeviriyoruz. Şöyle bir özet geçelim. Might, may, could, have verb üç ihtimal de bildirebilir. İhtimal bildirdiği zaman mış olabilir olarak çeviriyorum. Bakın. Mış olabilir. İhtimal, gördünüz? Yetenek bildirdiği zaman olabilirdi ama olmadı olarak çeviriyorum. Bakın. Beni uyarabilirdin. Ama uyardın mı? Hayır, uyarmadın. Anlaşıldı. Olumsuz hallerine bakalım. Might ya da may. Not have verb 3. Olmamış olabilir. İhtimal. Hemen cümleni incele. Yapmamış olabilir. Hile yapmamış olabilir. İhtimal bildirdi. Can, could'dan sonra not geldiği zaman have verb 3 olmuş olamaz. Böyle bir şey olası değil, mümkün değil olarak çevireceğiz. Son model verb'ümüz would have verb 3. Yapardım, ederdim. Would have verb 3'ü daha çok şarta bağlı cümlelerde kullanacağız. Hemen bu konudan sonra if clause type 3 yani 3. tip if clause'ları işleyeceğiz. Orada sıklıkla karşımıza çıkacak. Şimdi kısaca bahsetmiş olalım. I would have helped you last week but I was overwhelmed. Geçen hafta sana yardım ederdim. Şurası would have helped. Yardım ederdim. Ama işim işim başımdan aşkındı. Burada hangi anlamı vermek istiyor? Bu kadar işim olmasaydı. Bakın, s şart kipi bildiriyor. Çünkü ne dedik? şarta bağlı cümlelerde kullanacağız dedik Would have verb için. Bu kadar işim olmasaydı sana yardım ederdim. İşim vardı. Ben de sana yardım edemedim. Hemen diğer cümleyi inceleyelim. You would have passed your exam if you had worked harder. Bir if clause'lu cümle. Eğer sıkı çalışsaydın, daha sıkı çalışsaydın. Bakın yine şart bildiriyor. Seysa. Ne yapardın? Sınavını geçerdin. Geçebildin mi? Geçemedin. Çünkü sıkı çalışmadın. Diğer cümleyi inceleyelim. If you hadn't lied to me before, I would have believed you. Bana daha önceden yalan söylemeseydin, buradaki 'se'lere dikkat edelim, şart bildiriyor. Sana inanırdım. Bakın, sana inanmamamın şartını neye bağlıyorum? geçmişte bana yalan söylemene bağlıyorum. Anlaşıldı mı? Bana daha önceden yalan söylemeseydin, şu ifli cümlem bunu ifade ediyor. I would have believed you sana inanırdım. Ama inanmıyorum. Çünkü bana yalan söyledin. If you had warned me, I wouldn't have believed him. Beni uyarsaydın, ona inanmazdım. Bak şimdi. Beni uyarmadın, ben de ona inandım. Anlaşıldı. Özetle geçmişte bir şartı bağlı olarak bir işi yapardım ya da yapmazdım anlamını katacağız would have verb üçle. Model have verb üçlerimiz bu kadar.